Aksaray Haberci ve Aksaray Hava Sporları Kulübü Derneği adına izleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizim görüşümüze ve inancımıza göre Aksaray'ımızda Hasan Dağı bir hazinedir. Önemli olan bu hazinenin kapısının bulunması ve işletilmesi. Gerek uluslararası gerekse ulusal alanda dış turizm, iç turizmin birebir ilgileneceği bir konumdadır Hasan Dağı. Bizim ilgilendiğimiz ve derneğimizin ilgilendiği Aksaray Hava Sporları Kulübü Derneği 10 yıldır bunu yapmaktadır. Tabii ki bizim pirimiz, üstadımız bu işi getiren Abdullah Kahraman arkadaşımızdır. Kendisi yurt dışındadır. Ve Abdullah Kahraman'a buradan selamlıyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Abdullah Kahraman, Dünya Hava Sporları Federasyonu'nu, Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu'nu birebir Aksaray'a getiren, birebir misafir eden, çok değerli hizmetleri olan bir hemşerimizdir. Dünya Hava Sporları Federasyonu'na ve Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu'na bizim Aksaray Hava Sporları Derneğimiz üyedir. Üyeliğimizden dolayı bizim dünyadaki üye ülkeler arasında eşit şeye sahibiz. Yani Türkiye devletimiz üye değil, bizim derneğimiz üyedir. Tabii ki bu üyeliğin karşılığında bir aidat ödüyoruz. Şimdi asıl konuya gelince, daha belki videoda söylediğimiz gibi, değerli valimiz Hamza Aydoğdu beyefendiden Güney uçuşumuzun bir an önce programa alınması ve bunun 2021 yılında yapılacak uluslararası şampiyonada ve Türkiye şampiyonasında kullanılması bizim için çok önemlidir. İleriki de 2022 yılında dünya yamaç paraşütü olayını tekrarlayabilmemiz için Güney uçuşumuzun mutlaka açılması lazım. Bunun için de başta valimizden sonra değerli milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu ve İlker İnce Öze ve Cenab-ı Aşçı Bakanımıza, Aksaray Belediye Başkanımıza buradan da seslenmek istiyoruz. Zaten başta Cengiz Aydoğdu vekilimiz bizimle sağ olsun hakikaten ilgileniyor. Şu anda bizim Kültür Bakanlığı'nda bir projemizin geçmesi lazım. Bunun için de her iki vekilimizden ilgi ve alaka bekliyoruz. Cenab-ı Aşçı Bakanımız da Türk Hava Kurumu'nun başkanı olması dolayısıyla bizim pilotlarımız Türk Hava Kurumu'nun pilotlarıdır. Ve kendisinin de bu hususta bize yardımcı olmasını diliyoruz. Buradan şunu da söylemek isterim valimize ve Evren Dinçer Başkanımıza. 2019 yılında Türk jet kuşunu getirmiştik Konya'dan ve 20-25 bin Aksaraylı Aksaray Üniversitesi kampüsünde izlemişti. İzleyenler bunu çok iyi bilirler. Çok büyük katkıları olmuştu. Bunun için de hiç vakit geçirmeden şu andan, şu tarihten itibaren buna talip olmamız gerekiyor ki programa girelim. Bir başka bir konu da bize sorular geliyor. Diyorlar ki sizin yamaç paraşütü Aksaray'a, Türkiye'ye, Hasan Dağı'na ne getiriyor? Değerli izleyiciler, son 8-10 yılda birinci lig, futbol ligi neyse yamaç paraşütü da o noktaya doğru gitmektedir. Yani dünyada popülaritesini artırmaktadır. 2019 yılında bize dünyadan 35 ülke katılmıştır. Biz şöyle hesaplıyoruz. Her ülke milli sporcularını yarım dakika yani 30 saniye gösterse bu 35 ülkede 15-20 dakika Türkiye Aksaray Hasan Dağı ismi zikredilmektedir. Bizi göstermektedirler. Hatta bizim verdiğimiz tişörtü de uçağa binerken Brezilyalı bir pilotta görmüşüzdür. Bununla şunu demek istiyorum. Bu işin meraklılarına şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki buyurun 30 ülkeye, 20 ülkeye 30 dakika, 1 dakika reklam vermek isteseniz acaba sizden kaç lira isterler? Dolayısıyla Aksaray'ı
tanıtalım, Türkiye'yi tanıtalım diyoruz. İşte biz de diyoruz ki Türkiye, Aksaray, Hasandağ böyle programlarla, bu tip spor faaliyetleriyle tanıtılır. Çünkü spor faaliyetlerinde biliyorsunuz siyaset olmaz. Sadece spordur. Çünkü bütün dünya bunu böyle bilir. Aksaray'ımızın da Türkiye'mizin de böyle bildiğine inanıyorum. Dolayısıyla 2021 yılındaki şampiyonamızın çok daha muhteşem olacağına şimdiden inanıyorum. Ve sizleri Hasandağ'a o günkü tarihte bekliyoruz. Hepinize derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.